11.50. Thank you. Bak ben burada kaza yaptım. Şimdi onu anlatayım ben size. Şuradan geliyordum. Şu ışığı geçtim. Tam şu ortada kaza yaptım. Görüyor musun? İkinci bir ışık var. Buradan karşıya geçiş var. O ikinci ışık burada en önde duran adamın görebilmesi için konmuş bir ışık. 11 poundluk benzin aldık. 97 oktan. Shelby Power. Yeah. Kulağımızda ne varmış? Gazapizm. Şu telefon tutacağı da abartıldığı kadar güzel ya. Tavsiye ederim. Ne bu? Quad lock muydu? Öyle bir şey. Şimdi kilometremizi sıfırlayalım. Nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi burası sürekli böyle kalabalık, tamam mı? Ben ta öbür uçtan biraz önce şu an videoda gördüğünüz gibi çekiyoruz değil mi lan bu arada? Çekiyoruz. Acaba ses geliyor mu? Yaşlı ve şişman bir adamım. Gelen yok. Sağdan gelen yok. Gelelim bakalım. Şimdi buraya geldiğin zaman abi şurada ışıklardan geçmen gerekiyor. Sağdan katılım var, tamam mı? Burada ve burada iki ışık var. Adam geldi. Burada kırmızı yönü çat diye durdu. Ben de bu arada yukarıdan geliyorum. Hız limiti 20. Benim hızım 5-6. Bütün arabaların sağındayım. Fakat orada gördüğünüz gibi sağa bir dönüş var. Sağdan bir katılım var. Benim sola geçmem lazım düz gidebilmek için. Klasik olarak. Ay çok güzel manevram var. Bayılıyorum sana ya. Hastasıyız dedi ya. Ne yaptım? Burada gidiyordum. Hop diye buraya geçtim. Arabaların en sondayım bu arada. Yani filtering modundayım. Teknik olarak geliş yönündeyim. Yani orada olmamam lazım. Ama olmamla ilgili de bir kural yok. Sonuçta bu kesik çizgiler var. Hiçbir sıkıntı yok. Bu benim ilk kazam. İkinci kazamı da anlatırım sonra. Ne yapıyorsun baba? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geçeceğiz işte. Orada yaya yolu yok. Orada durmanı gerektirecek bir şey yok. Orası kontrol amaçlı. Burada bu ülkede öyle bir olay var. Alışman lazım. Birinci lambayı geçtiğin zaman ikinci lamba genelde kontrol amaçlı oluyor. Yani ikinci lambada da durman gerekiyorsa o zaten ilk lambaya en az böyle 200 metre mesafede oluyor. 200 feet. 200 feet mesafede oluyor ve lambanın önünde karşıdan karşıya geçişe yönelik bir şey oluyor. Yani sırf sen orada dur diye o lambalar oraya konmuyor sonuçta. Şuradaki lambadan yine örnek vereyim. Bak zigzagları görüyor musun? Bu senin yavaşlama ve hızlanma şeridin. Hani yayanın karşıya geçme ihtimalini belirleyen çizgiler onlar falan. Çizgilerle kullanmayı öğreniyorsun zaten İngiltere'de. Tabeladan ziyade. Oh mis gibi weed koktu her yer ya lan. Biz sola sinyalimizi verelim. 406'ya çıkalım buradan. Neyse baba. Görüyorsun bak mesela sola anında dönüş yapıyorsun, orada bir çizgi var. Bebeğim benim. Çizgiden çizgiyi görüp bir şekilde durmak zorundasın. O yüzden kavşak noktalarında normalden de yani atıyorum 60'lık bir yolda gidiyorsan o çizgiye geldiğinde 30'lara 20'lere düşmüş olman lazım. O yüzden de Londra'da çok sürekli böyle yavaşla hızlan, yavaşla hızlan, yavaşla hızlan. Hiç bitmeyen bir trafiğe neden oluyor, tamam mı? Yavaşlayan önden, bilirsiniz onunla ilgili bir video vardı, böyle bir şey vardı. Bir kilometre ötedeki adam frene basıyor, bir kilometre gerideki adam durmak zorunda kalıyor onun aynı noktaya geldiğinde. O yüzden de sürekli dur kalka yönelik bir trafik var zaten İngiltere'de. Londra için konuşuyorum. Diğer yerler özelinde bu kadar keskin konuşamam. Londra'daki bütün çizgiler, bütün yapı, bütün akış senin yavaş gidebilmen için planlanmış, tamam mı? Her şeyi buna göre planlıyorlar. Oğlum 99 oktan sen ne yapıyorsun? Neyse ben ilk ışığı geçtim baba. Sola yanaştım bu arada da tabii. Filtering modundan çıktım çünkü düz gitmem lazım. Sağdan giriş var, sağa giriş var. Yani sağ şeritte olanlar sağa dönecekler. Sağda da yol var. Işığın durumuna göre onlar da içeri katılacaklar. Sadece bak şunu yaptım. Kafamı şöyle çevirdim. Kafamı böyle çevirdim.
Önümdeki arkadaş ışığı görmüş. İkinci ışığı frene yapıştı. Bu arada biz normal ışığı sarıda geçtik ve bu ülkede Türkiye'dekinden farklı olarak şöyle bir durum var. Sen orada hız limiti 20 mesela, tamam mı? 20'de sarı yandığında geçmek zorundasın. Bak, Türkiye'de de öyledir muhtemelen de. Burada bu kurallar çok net çizilmiş. Diyor ki sen o zigzaklı çizgi var ya, sen o zigzaklı çizgiye girdiğinde ışık yeşil yanıyorsa ve senin hızın şey değilse, böyle hani yürüyüş hızı gibi çok yavaş, aşırı yavaş, hani orada istesen de geçemezsin, hani aa sarı yanıyordu ben o çizgilere geldim o yüzden de geçtim diyemiyorsun, kırmızı yanmışsa. Ama normal prosedürü içerisinde o zigzaklı çizgilerin orada olmasının nedeni, mesela şu an gördüğünüz gibi, mesela sarıdayken o zigzaklı alana girmişsem kırmızı yansa bile o anda, ona göre ayarlamış herif. Diyor ki oranın limitinde gidiyorsan, mesela buranın hız limiti 40 şu an yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorumdur ezbere bildiğimiz yollar. Siz niye böyle zorlamışsınız ki arabalarınızı acaba? Şu an buhardan önümü göremiyorum ama onu ne yapacağız? Bir boşa alalım da vizör açalım. Neyse baba. Adam durdu. Bak şu bu ışığı geçmişiz. O ışık da durdu. Ben kafamı böyle yaptım. Böyle yaptım. Aa durdu. Hani aa ışık, aa durdu. Tamamen olay bu yani. Bu arada inanılmaz yavaşım. Çok kontrollüyüm. Çünkü hız limiti 20 olan yerde hızım 5-6 yani, dediğim gibi. Tek sıkıntı o gösterdiğim yerden bakacak olursanız başta aşağı doğru bir eğim var abi. Altımda da yeni aldığım işte 100-110 kiloluk bir makineden 200 kiloluk bir makineye geçmişim. Ağırlığına daha alışmadığım ama frenleri bu arada çok iyi tutan, ciddi çok iyi tutan, yani 125'likten daha rahat durdurabildiğim bir makine var. Bir an abi, sadece böyle küçücük bir an kafamı çevirdim. Aa durdu dedim. Abi frene ayağımla önden bastım. Motor amortisör, ön amortisör çatalı böyle hop diye yapıştı. Tam durduğum yer, dediğim yerde adamın tampona dokundum. Bak mesela bana yeşil ya da ışık yok. Görüyor musun? Kırmızı yanıyordu. Ben gidiyorum. Nereden biliyorum? Çünkü sol tarafta onu destekleyecek bir ışık yok. Çok basit. Yani gözünüz bir kere alıştığı zaman buradaki ışıkları anlamak çok kolay aslında. Bir mantığı var. Bize çok aykırı gelen, bizim hiç alışkın olmadığımız ama bir mantığı var. Çözüyorsan araç kullanması da motor kullanması da çok kolay yani. İnanılmaz kolay. Yeter ki Londra içerisi için söylüyorum, hız limitlerine uy. Londra dışında da merkez olan yerlerde tüm kurallara uy. Onun dışında kimse sana karışmıyor. Abi niye 20'lik yolda 50 ile gittin, 70 ile gittin demiyor açıkçası yani. Türkiye'nin benzeri, ben arkadaşlara diyorum, abi diyorum, ben Türkiye dışına çıkacağım. Bir yerde yaşıyorum. Yaşayacağım ama oranın kültürü bana çok garip gelecek. Nereye gideyim? İngiltere abi. Aynı bu kulinacı vardı burası Türkiye'nin. Vallahi diyorum ya, hiç bu kadar büyük benzerlik olabilir. Mesela trafik için konuşuyorum ya. Adam mesela kuralların olduğu kuralsızlık bütünü. Burada kamera var. 100 metre gerisinde bununla ilgili şey var. Tabela var. Bak 100 metre sonra tabela var. Hızın da bu olmalı diye seni uyarıyor. Yani bu ne demek? Sen hız şeyleri, koridorları hariç bu kameralardan geçerken kurallara uygun git abi. Yerdeki çizgilere dikkat et abi. Saçma sapan çizgilerde yanlışlıklar yapma abi. Sana kimse ceza yazmaz zaten. Buraya gelen insanların böyle araç kullanırken yaşadıkları korku. Neyse ben kaza yapmışım onu. Gene nereye aldın? Kimlerle ya? Neyse abi, ben tabii 200 kiloluk makine bir an da olsa adama çarptım, çarpmanın etkisiyle beklediğimden 4-5 santim önce durdu makine. Şey yapamadım, böyle ayağımı yana açıp da motoru tutamadım, tamam mı? Hop git. Sonra böyle bok çuvalı gibi düştüm. Hemen böyle yandan benzinlikten falan, o çıktığım benzinlikten birileri geldi falan. Bu arada hani kimse ilgilenmiyordu. Ben ya burada düşsen sana kimse bakmaz. Onunla ilgili ayrıca bir hikaye anlatırım.
bakıyorlarmış abi. Yani İngilizler bakmıyor. Ama immigrant dolu, yani göçmen dolu bir şehirdeyiz Londra'da. Gelenlerin birçoğu da insanlığıyla gelmiş. Yani Pakistanlısı, İtalyanı falan, onlar koşturuyor zaten direkt, hani bir şeyin var mı? Bizim gibi heyecanlı şehirlerde, ülkelerde yaşadıkları için bizimkine benzer adetlerinin olması da kaçınılmaz oluyor. Zaten burada da motorcular direkt duruyor, baba bir şey lazım mı modunda. O da çok güzel. Neyse, ben solda yatıyorum, herif ışığın önünde. Işık yeşile yandı. Ben bu arada sakin sakin, ya hiçbir şey olmadığının gayet farkındayım. Üstünde koruma ekipmanları var, ne olabilir? Gözüm şeyde, motorda, vay ya. Alalı bir hafta olmuş. Baktım şu lever şey, ne bu clutch? Aman işte şu zıkkım, manet ha. Manetin ucu yamulmuş. Ayna çizilmiş, aynayı da yeni takmıştım. Böyle aldığımda aynasız almıştım ben bunu. Aynı alüminyum frame. Buradan kenarlardan çizildi. Burası yamuldu. Bak burası da yamuk, görüyor musun? Sağ taraf şurası. Neyse baba. Ben eğildim. Alışkanlığım. Yani 200 kilo makineyi yerden kaldıramayacak adam değilim. 200-250 kilo bir makineyi tekniğini bildiğin sürece her türlü kaldırırsın zaten. Çat diye kaldırdım. Ayağını diktim. Baktım işte şey gevşemiş. Ayna vidalarından gevşemiş. İşte manet yamulmuş. Yanda pek fazla bir şey yok. Zaten bir an sola düştü. Sola düşerken de tutamadım ama bacağımı açtım. Bacağımın arasından yere düştü. Benlik hiçbir şey yok yani mevzuda. Kaldırdım makineyi. Yeşil yandı. Bu arada bir tane korna duymuyorsun abi. Tek bir korna yok ya. Arkadaki insanlar sabır. Bak orayı gördünüz. Ne kadar boktan bir geçişi olan. Sürekli orası kalabalık. Sürekli kalabalık abi. Ondan sonra adama da selamımızı verdik. Adam ne düşündü acaba ya? Böyle tanıyormuş gibi de. Motoru dikleştirdim. Gelenlere yok, benim bir şeyim yok dedim. Böyle bir hüzünlüyüm. Adam da arabayı hafifçe böyle ışıkları geçtik solda. Bir boşluk var, o boşluğa çekti. Şimdi motorcuyum, arkadan çarpmışım. Motorcu bile olsam arkadan çarpmışım. Bu arada bana Türk bütün arkadaşlarım şey dedi. Burada da mı öyle? Evet, burada da öyle. Arkadan dünyanın her yerinde böyledir. Aklınızda bulunsun. Arkadan çarpıyorsanız, haklı bile olsanız suçlusunuz. Çünkü adama şeyi sorarlar. Tamam, adam mal. Kırmızının orada durulacağını zannetti. Sen niye adama göre kendini ayarlamadın, konumlanmadın, niye çarptın diye sorarlar. Neyse, ben ayaktayım, motorun üzerine oturdum. Adama bakıyorum, ben şimdi motoru çalıştırsam, arkadan çarpmışım, motorcuyum, hani şey, asi çocuklarız ya biz böyle. Ya bütün orospu çocukları motorcudur ya. Dedim şimdi bu adam yanlış anlar, motoru çalıştırsam. Kaldı ki yere düşmüş makineyi, hemen de çalıştırmamak lazım bir durup. Hani benzin pompası boşalmıştır, bir şey olmuştur ki yana zaten hafif bir benzin döküldü falan. Aldım abi, debriyaja bastım o yamuk haliyle. Makineyi ayağımla ittirdim, adamın arkasına doğru yanaştım, durdum. İndim aşağı, abi proper İngiliz. Bayağı bildiğin İngiliz. İndi böyle. İyi misin, bir şeyin var mı dedi. Dedim ki çok iyiyim, hiçbir sıkıntı yok. Motorda biraz çizik var dedim. Bu arada ben fark etmedim çarparken, sonradan işte hani hayal gücünün boktanlığı, adrenalin bilmem ne. Ben tam böyle araba böyle cazdı herhalde. Tam ortasında çarpmışım. Boya oradan tamponu tam ortasından böyle çizmiş, boya dökülmüş. Hafifçe bagajının kapağının altında da ezik var. Tabii ben çok hafif vurdum. Bana göre çok hafif vurdum ama vurduğum yer plastik abi. Bir gömülmüşüm yani. Şeyden çok eminim yani, hızım 4-5'tir abi. Mümkün değil 4-5 dediğim de. Şimdi ben kilometreyle düşünüyorum ya. 4 ile vurmuşumdur, 5 ile vurmuşumdur. Abi 10-12 kilometre hızla vurmuşum aslında yani adama. Hani 5 dedim, 1.5 ile çarptın. 7.5 kilometresi var oradan. Hani birazcık daha yukarıdaysa, ben onu tam düşüş anında 5 gördümse, muhtemelen ben adamı 10'la 12 ile falan vurdum. Hız limitin 20 olduğu bir yerde gene sıkıntı yok ama az da değil abi. Yani kilometre hızı olarak şöyle söyleyeyim, 25 kilometre hızla kolunuzu bacağınızı bir yere çarpın, vurun, kırılıyor zaten. Arabanın tamponunu çizmişim ben.
Kalktım böyle. Lan adam, şeye bakıyorum. Adam güzel yani. Direkt geldi. Sen iyi misin? Dedim ben iyiyim. Sen iyi misin? Ben de arabadaydım. Ne olabilir ki? Bu arada şey çok acayip. Hız limiti 50. Bu tarz bir şey yaşadığınızda, adrenalin patlaması yaşadığınızda dil merfumu ortadan kalkıyor. Ciddi söylüyorum. Bir anda anlayabilir ve konuşabilir oluyorsunuz. Çok rahat bir şekilde adamla konuştum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum yani. Adam da bu arada orta yaştan hallice, benden büyük yani, muhtemelen 50'lerinde bir abi. Adam dedi ki ilerleyebileceğini hiç düşünmedim dedi. Ben de adam aynen şimdi cümlenin kalıbını adamdan duydum, tamam mı? Çok rahat bir şekilde anlıyorum. Ben cümle kurarken, kafada düşünürken sıkıntı yaşayabiliyorum. Adamın cümlesini alıp aynen adama şey dedim. Durabileceğini ben de senin durabileceğini hiç düşünmedim dedim. Nasıl yani dedi. Dedim bak orada dedim birinci ışık şey için dedim. Durmak kalkmak için ikimiz de sarıda geçtik dedim. İkinci ışık dedim durmak için değil dedim, kontrol için. Bak dedim sağda junction var dedim. Aa öyle mi dedi. Ben onu fark etmedim dedi. Yani ben durmam gerektiğini düşündüm kırmızı olduğu için dedi. Ya ben de dedim ki yani o kontrol amaçlı, en öndeki için dikkat edersen yaya geçidi arkada dedim. Ama dedim bak devam ediyorum cümleye. It doesn't matter dedim, yani ben dedim arkadan çarptım, ne olursa olsun dedim, suçlu benim dedim. Sigortam da var dedim. Gerekli işlemi yapalım dedim. Yani dedim bak zaten tamponunu çizmişim dedim. Çok özür dilerim bunun için dedim. Bayağı adamdan özür dileyerek girdim ama cümleye. Adam dedi ki hayır hayır dedi. Ben burada durmam gerektiğini, burada durmamam gerektiğini gerçekten bilmiyordum. Baktı oraya. Haklısın sen dedi. Senin dedi suç benim dedi. Böyle hiç hayatımda yaşamadığım bir diyalog bu benim, tamam mı? Adam diyor ki hayır suçlu benim. Olsun dedim, ben arkadan çarptım, suçlu benim dedim. Sen claim yapabilirsin dedim. Hayır sigortanı bozmak istemem kendi hatam yüzümden dedi. Eğer dedi sen iyiysen bence gidebiliriz dedi. Dedim ben çok iyiyim. Şu an dünyanın en iyi insanı benim, harikayım falan. Ama absolutely fine modundayım yani abi ya. Arkamdan biri gelmiyor değil mi? Arkamı kontrol edeceğim diye çarpmayayım da şimdi. Neyse abi. Ben sonra arkadaşa anlatıyorum bunu. Bizim bir ufak, bu arada motosiklet binen Londralı, ne Londrası ya, İngiltereli arkadaşlarım. Biz bir Telegram grubu kurduk. Geyik yapıyoruz. Ama bana şey lazım bak. Onu söyleyeyim de. Ben abi vizemi alamadım, uzatmamı alamadım, şunu yapamadım, bunu yapamadım. Geçeceğiniz o işleri abi. Onun için 1 milyar tane şey var, grup var. Gündelik hayatla uğraşacak adamları değil de motoru seven, motora binmek isteyen adamları topladığımız bir Telegram grubu kurduk. Varsa gelmek isteyen, tamamen açık grup. Davetiye linkini de aşağıya koyarım. Geyik yapmak isteyen, ama cidden geyik yapmak isteyen. Bu arada çok fazla 8 kişiyiz. Erkek erkeğe bir grup, sonra bana şey demeyin lan. Hani bir iki bayan gelse mutlu olurum ben şahsen. Çünkü biraz konuşma kalitemizin artabileceğini düşünüyorum. Çok iğrenç diyalogların dönebildiği. Adult. Biraz hafif adult bir grubumuz var. Neyse ben gruba dedim hadi hayırlı olsun dedim. İngiltere'de kaza yapmadım demem dedim. Anlattım durumu. Çocuklar kendi deneyimlerini anlattılar. Bu arada ben parça almaya buraya geliyorum. Nere bura? GNS. Kaskımı falan buradan aldım. Burada hız limiti 30. Bak 30. Kamera var. Kamera. Çok güzeldi bu ya. 30. Kamera var. Kamera. Ama bak mesela normalde şu an şurada çizgiler olması lazımdı. Buradaki çizgiler silindi. Bu yola yama yaptılar. Sonra geri yapmadılar. Normalde vardı orada da çizgiler. Mesela şurada 30, 40, 50 yap. Hani koridor sistemi 406'da kaldı çünkü. Bundan sonra yani hızlı gitmemek lazım. Sıkıntılı. Ama yani çok da sıkıntılı değil.
Buradaki sıkıntılar şey oluyor, mesela ağaçlar tabelaları kapatabiliyor, görüyor musun? Bak orada yine bir daha şey, zaten burada da çizgiler var. Kamera altında normalde 30 yazması lazım, onu yazmıyor. Ben şu an 31 ile gidiyorum. Yanaşıyoruz. Hah, kamera 30. Anında kamera. Altında hız limiti yazdığı zaman zaten kameranın yanındasın abi, yani bir zahmet dikkatli oluver. Adamı yürüyor ya, tatlı tatlı yürüyor. Sıkıntı yok baba diyor. Yani tabii ki şey var, yolda gezinen tipler var. Normalde orada olmaması gereken, elle kontrol yapan bir şey de polis de olabilir. Ama Waze kullanıyorsanız, Waze onları bile söylüyor yani, enteresan. Bilmiyorsun, görmüyorsun. Bak mesela sarı yanıyor, geçtim devam, yapacak bir şey yok. Orada dursam çünkü arkamdakinin çok ani fren yapmasına neden olacağım. O yüzden adam diyor ki ben bu sarıyı senin geçişin için kendini koruma payı olarak bıraktım diyor. O kadar böyle şeyler ki, naifler yani bu konuda. Hani çünkü arkandaki adamın o kadar aşırı sert bir fren yapması onun arkasında bir kazaya neden olacak abi. Gerek yok diyor adam. Niye sağda kalmadım ki? Direkt sola, düz gideceğim diye sola geçtim. Nasıl bir alışkanlık ya? Oysa burada mis gibi taralı şerit var baba. Neyse ben grupta arkadaşlara diyorum, böyle böyle kaza yaptım. Adam diyor ki oğlum diyor, adam sana öylece gitme dedi. Evet diyorum. Oğlum ciddi misin lan diyorlar. Yani hiç hayır ben şey yapacağım, çok kötü oldum, benim psikolojim bozuldu falan, hiçbir şey yok mu? Yok abi dedim, yani adamla konuştuk, böyle böyle oldu. Çocuk diyor ki abi burada diyor mesleği trafikte gezip insanlara şey yaptırtıp, böyle hafif kazalar yaptırtıp sonra da onun sigorta parasını yemeye çalışan insanlar doluymuş burası. Allah Allah diyorum. Onun diyorum, dünya tatlısıydı. Nereliydi diyor. Diyorum, büyük ihtimal İngilizdi. Çünkü yani konuşma tarzı, duruşu, şekil, kafatası yapısı falan. Hani bir de şey vardır, böyle ağdalı bir kibarlıkları vardır. Adam ağdalı kibarlığa sahip. Kafatası arkadan böyle tam yuvarlak değildir. Arkaya doğru kafatasları uzundur İngilizlerin. Benziyordu yani. En kötü işte şeydir yani, Kuzey Avrupa'dan bir ülkedendir herif yani. Adam ha ondan diyor, Hintli olsaydı diyor, Pakistanlı olsaydı adam seni salardı. Ya tamam sıkıntı yok, biz rapor tutalım, ben bir baktırırım falan ayağı yapardı. Sonra da diyor şey yapardı. Sigorta şirketini arayıp senden bağımsız olarak claim'de bulunurdu. Yani bu hak talebinde bulunurdu işte. Vay ben çarptım da benim sırtım bilmem ne oldu da bu adam bana arkadan çarptı da şöyle oldu da. İşte ben korkumdan iş yerine gidemedim de yok işte 5000 pound bilmem ne istiyorum da falan diye. Sonra seni zaten sigortan, Allah'a emanet, burada zaten sigorta pahalı. 5 yıl boyunca dünyanın en pahalı sigorta yapılan ülkesinde herkesten daha pahalı sigorta yaptırarak gezisiz. Bu da böyle bir anı. Hani motora binilir mi? Bence binilir abi. Yani akıllı akıllı kullanın. Artistik yapmayın. Tatlı olun. Ya zaten bu tarz olaylarda ben immigrantım abi. Yani göçmenim bu ülkede ya. Ben burada kalıcı oturum olana kadar herkese paşam, dayım, eniştem, amcam yani nedir? Geçeyim lan herkesin önüne. Geçmeyeceğim. Sen geri geleceğim belli. Sakin olduğunuz zaman yani adam oradan sağa dönüyor. Nereye gidebilir ki? Mecbur oradan geri gelecek zaten yani. Bu arada mesela ne diyor? At any time. Bu tabelayı gördüğünüzde tepesinde bir de motor varsa oh yardır. O şerit sana ait. Ama yoksa sakın. Sakın. Girmeyin. Şu arkamda 125'lik paketçi abi var. Sağıma geçiyor, soluma geçiyor. Ha? Dominosmuş bir de. Şaşkınlık verici. Paketçilerin burada tavrı yemin ediyorum Türkiye'den kötü ya. Motoru böyle çevirirken düşmüyor ya. Asfalt çok güzel. Düşmüyor abi motor. Herifler bir manevralar yapıyor. Aklın durur abi. Aklın durur yani. İnsan yapmaz lan onu dersin yani. Bu da böyle bir anıydı ya. Geldi geçti gitti. Bir tane manet aldık. Hayatımıza devam ettik. Aynamız için üzüldük. Oğlum
sizin derdiniz ne lan yani? Benden nazı gittiğinizde ne oluyor yani? Hadi beğenin bakalım. Beğenin, abone olun. Unutmayın, bak hiç söylemediğimiz şeyleri de söylüyoruz artık ya. Yani tabii anlattık eğlendik falan da acaba çok merak ediyorum. Ses çıktım ya. Medium'u da kulaklık mikrofonu aldım. Kulaklık mikrofonu, bak abi nasıl aklıma geldi bilmiyorum. Şeytanın aklıma gelmez. Böyle şey, kulaklıklara şey takılabilen, hani mikrofon takılabilen kulaklıklar var ya, onun için kısa metal şekil verilebilen, işte bu o tarz bir mikrofon aldım. Denedim, ses geliyordu. Bakalım, motorun üzerindeyken kaska yerleştirmesi de çok rahat. Hiçbir yerde kablo artıya da oluşmadı. Nefret ediyorum böyle uzun uzun 20 santimlik şey mikrofon bulabilsem alacağım. Yok öyle bir mikrofon. Lavalier.